Bu olay şu. Der ki burada F demek hazırlama, yani yerine getirme, paketleme dediğimiz kısım kim yerine getiriyor? Şimdi bir Amazon'un kendi depoları var. Kendi depolarında bu hizmeti alırsınız. Buna FBA diyoruz. FBA yazı, FBA olarak yazılır. Bazı bunları Amerikan FBA gibi I harfiyle yazılıyor. O yanlış bir yazımdır. Aman o hataya düşmeyelim. FBA dediğimiz olay şu. Sipariş geldi. Gelen siparişi deposunda tutan Amazon paketliyor, hazırlıyor, kargoya veriyor, müşteriye gönderiyor sizin adınıza. Buna FBA deniyor. İkisi arasındaki fark şu. Şimdi bir tane sipariş geldi. Siparişi siz Türkiye'den gönderebilirsiniz. Ya da ürün eğer Amazon deposunda var ise, sizin ürününüz Amazon deposuna daha önce göndermişseniz, daha önce yer aldıysa Amazon deposundan göndertebiliyorsunuz. Amazon Prime dediğimiz bir olay var. Bu Prime dediğimiz bir ürün. Burada der ki Amazon, bu arada ben Türkiye olarak seçili olduğum için bana gönderim yapmadığını söylüyor. Ama bu üründe Prime özelliği var. Şu işaret var. Arama sonuçlarında kullanacağı şu şey yapıyor. Prime olan ürünleri bana gösterdiği seçebiliyor. Buradaki konu şu. Bu satıcı Amazon'a başvuru yapmış. Ürünleri Amazon istediği şekilde paketleyip, kutlayıp, etiketleyip Amazon deposuna göndermiş. Amazon bu ürünleri saymış. Kendisi de ona deposuna eklemiş. Ve burada bir sipariş geldiği zaman, İngiltere'den bir sipariş geldi. Gelen siparişi önce Amazon kendi deposundaki stoktan düşüyor, gönderiyor. Siz burada herhangi bir paketleme, herhangi bir işlem yapmıyorsunuz. Size bununla ilgili de bir sadece ücretlendirme çıkıyor. Onu da şöyle göstereyim. Şöyle tıklıyorum. Gün kaç bu? Bu ürünü 30 liraya sattığımızı düşünelim. Hop. Amazon der ki, sen bu ürünü 30 liraya sattığında ben senden 4,59 euro senden komisyon alacağım. Sen burada ürünü benim Amazon deponundan gönderdiğin için ben senden 2,18 2 euro 18 sent kargolama ücreti alacağım. Çünkü son kullanıcıdan almıyor. Onlara aylık abonelik ücreti alıyor. 2,18 euro para alacağım. Bu ürünü kendi depomda sakladığım için 0,2 euro da senden 0,02 sentte senden depolama parası alacağım. Şimdi bu ikisi arasındaki fark şu. Bu ürünü ben Türkiye kendi depomdan gönderiyor olsaydım, ucuz bir üründen bahsediyorum. Hop. Tekrar hesaplama yaptım. 30 liraya sattım. 5,51 euro Amazon komisyon kesti. Pardon, şunu sıfır yapacağım, özür dilerim. Yanlış yere yazdım da, pardon. Tamam, 6 euro ben bu ürünü 30 liraya sattım. FBM deniyor. Türkiye kargoyu kendim yapıyorum. 4,59 euro Amazon komisyon kesti. 6 euro kargoya ücret ödedim. Akabinde bana 19,41 euro cebime para kalıyor. Yani sattığım ürünün %64'ü bana kalıyor. %36'sını, %35'ini ben harcım olarak kullanıyorum. Burada da diyor ki bu şeyde eğer bunu Amazon'da yaptırsaydım %23, %22,70 sen ben diyor para, masrafın olacaktı. Sattığın paranın %77'si sana kalacaktı diyor. Ama bu hesap böyle tam çıkmıyor. Buradan Amazon'a göndermenin de bir kargo ücreti var. Amazon istediği paketleme ücreti var. Genel olarak %30 civarında bir masraf çıkıyor. Aklınızda olsun. Basit bir hesaplama. Yani 100 liralık bir üründe 30 liraya yakın masraf karşınıza çıkabiliyor. Bu basit bir hesaplama olsun. Buranın güzelliği, siz burada bir paketleme işlemle uğraşmıyorsunuz. Doğrudan ürünleri Amazon deposuna yönlendiriyorsunuz. Amazon deposu bu ürünü sizin adınıza paketliyor. Kargoya veriyor. Kargo sürecini takip ediyor. Bu işlemlerin hepsini gerçekleştiriyor. Ama bu işlemleri yaparken size bir ücret şarj ediyor. Ücret çıkartıyor. Bu ücreti ödedikten sonra bu işlemleri gerçekleştiriyor. Bu ücretlendirme nedir? Aylık olarak ne kadar ürün gönderdiyseniz, daha sonra ne kadar derken Amazon size ne kadar ürün göndermeye izin verdiyse o kadar gönderiyorsunuz. Ya ben bir anda çıkıp 10 koli göndereceğim diyemiyorsunuz. Size bir koli slot açtıysa bir koli gönderebiliyorsunuz. Bittiği zaman yine bir koli daha gönderebiliyorsunuz. Yani orada sonsuz bir deponuz yok, sonsuz bir alanınız yok. Burada Amazon size izin verdiği gibi verdiği ölçüde gönderiyorsunuz.
Ama öbür türlü siz buradan paketlemeyi kendiniz de yapabiliyor musunuz? Evet, yapabiliyorsunuz. Sipariş geliyor. Depodan çıkartıyorsunuz. Paketleyip gönderebiliyorsunuz.